Transfer'e geldik. Transfer yani tüm zamanların en önemli icadı filan yani. Tüm elektronik cihazların temelinde transistörler var. Gene anahtarlama sağlıyor. Akımın yönünü belirliyor işte tipine göre. Üç tane bacağı var gördüğünüz gibi. Mesela ikiye ayrılan bir kavşak oluşturuyorsunuz devrenizde. Transistör kullanıyorsunuz. Transistörler olmasa çoğu şeyi yapamazdık açıkçası. Öyle söyleyeyim. Gene bir sürü farklı görünümleri var bakın. Peki biz yani bu kadar birbirine falan benziyor bu komponentler. Hepsi başka başka şeyler söylüyor, ediyor. İşe yarıyorlar. Hepsi başka işe yarıyor normalde. Ama görüntüler birbirine benziyor. Biz bunları nasıl ayırt edip de bağlayacağız, kullanacağız? Bunlar hep bunların veri sayfası yani data sheetleri var bunların. Üzerindeki kodlarla Google'a yazıp ulaşabiliyorsunuz. Onu da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Nasıl data sheet inceleriz, nasıl anlarız bir komponenti devrede nasıl kullanacağımızı. Mesela bu transistörlerin işte PNP mi, NPN mi olduğu önemli. Ona göre bağlıyorsunuz çünkü. Bakın, base, emitter ve collector 3 farklı ucu var. B, C diye gösteriliyor şemalarda da. Bağlantı yaparken de önemli. O yüzden de bunları yani neyin kısaltması olarak kullanıldığını görün diye bunu da eklemek istedim. Transistörler. Transistörler gelişmiş bir transistör tipi aslında. Yani transistörler icat edildikten sonra arkadaşlar bunlar sürekli gelişiyor. Sürekli gelişiyor. Yenileri çıkıyor. İşte bu şekilde çok daha gelişmiş şeyler yapabiliyoruz. Yani transistörler hakkında bilmeniz gereken şey basitçe gene anahtarlama yapıyoruz. İşte voltaj yönlendirmesi yapıyoruz bunlarla. MOSFET'ler de gene bir çeşit transistördür. Farklı farklı çeşitleri var görüyorsunuz. Yani yapacağınız devreye göre kullanacağınız transistör tipi de işte değişebiliyor bu şekilde. MOSFET'ler de gene en son transistör tipi falan yani en yenilerinden. Transformatör nedir? Transformatörü zaten hepimiz derslerde de gördük, biliyoruz. Transformatör voltajı değiştirebilen yani akımla voltajla oynayıp işte akımı düşürüp voltajı yükseltip akımı düşüren komponentler bize de lazım oluyor. İşte ne bileyim trafolar var, şehir elektriğini ne yapıyorlar? Bize voltajını düşürüp gönderiyorlar. Bakın burada da işte transformatörlerin değişik tiplerinin nasıl gösterildiği ayrıntılı bir şekilde gösterilmiş. Ya azıcık bile değişse bir özelliği sembolize edilişleri de bunların değişiyor. Ayrıntılı biraz. Yani temel olarak en üstteki gibi. Hava nüveli transformatörün sembolü gibi gösteriliyor aslında. Potansiyometre ne yapar? O da gene ne yapar? Direnci değiştirerek voltajı ayarlar. İşte mesela bir şeyin hassasiyetini falan biz potansiyometrelerden ayarlıyoruz. Bu şekilde tipleri var. Eğer mesela işte artık robotunuzu tamamladınız, güzel görünsün, işte dışarıdan kablo falan çıkıntısı olmasın, tornavida ile girmem gereken bir durum olmasın, her şeyi güzel güzel bir tasarımla halledeyim diyorsanız mesela işte burada potansiyometre düğmeleri var. Şu gördüğünüz vidamsı kısmı onu takıp mesela o şekilde çevirebiliyorsunuz falan filan. Yani bunlar işin en son kısımları. Regülatörler, adaptörler. Bunlar nelerdir? Şimdi bunlar da gene voltaj ayarlamak için oluşturulan komponentler aslında. Ve yani bu ne demek? Regülatör mesela ne iş yapar? Regülatör bir voltajı alır, bize cihazın zarar görmemesi için, kullanacağımız cihazın veya devrenin zarar görmemesi için gereken şeyi verir. Nasıl desem? Gereken voltajı düşürüp onu verir mesela. Onu ayarlamanı sağlayan komponenttir. Ya mesela nasıl desem? Otonom bir araba yapıyorsunuz.
Otonom arabanın neyi vardır? Bir mikro işlemci, mikro denetleyici kartı falan olur. Bir sistem olur. Yani bir bilgisayar olur içinde. Biz bu bilgisayardan kontrol ederiz, değil mi? Ama bu bilgisayarın kartları düşük voltajla çalışan şeyler aslında. Ama motor için mesela aynı şey gerekmiyor. Daha yüksek voltaj, daha yüksek akım gerekiyor falan. Ama bu iki devrenin bir şekilde birbirine bağlı olması gerekiyor ki arabanın nasıl çalışacağını beyniyle kontrol eder. Bu iki devre arasındaki iletişimi düzgünce sağlayıp iki cihazın da birbirinden, yani düşük voltajdan motor zarar görmez ama motorun kullandığı yüksek voltajdan tabii ki de kartlarımız yanar, yani hiçbir şekilde dayanmaz. Böylece zarar görmüş olur. Bu iki devrenin arasındaki iletişimi sağlayan, oradaki yüksek voltajı burada düşük voltajı çevirerek kullanmamızı sağlayan iki devrenin birbirinden izolasyonunu sağlayıp iki devrenin de sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan şeyler regülatörler ve adaptörler. Aralarında tabii ki fark var. Ama yani dediğim gibi cihaza göre, kullandığımız yere göre falan farklılıklar. Yani temel olarak yaptıkları iş benzer aslında. Bakın az öncekilerin bunların hepsi regülatörler. Bakın küçücük mesela bir transistöre benzeyen bir regülatör de var mesela. Yani değişiyor dediğim gibi. Her cihazı da bilmesi bir insanın imkansız zaten. İşte her kartı, gene bakın kartlaştırılmış halleri de var. Bunları bilmemiz, nasıl bağlayacağımızı, hepsini ezbere bilmemiz falan filan gereksiz aslında. Çünkü neden? Hepsinin data sheet'i var ve oradan öğrenebiliyoruz. Burada da adaptör kartları var, bakın. Şimdi sigortaya geldik. Sigorta nedir? Devrenin güvenliğini sağlamak için işte belli bir noktaya kadar dayanabilen, belli bir noktadan sonra işte akımı geçirmeyen kısım. Evlerimizde de var zaten, aynı mantık. Bakın burada küçük sigortalar var. Bunları da minik devrelerimizde kullanabiliyoruz. Burada da sembolleri var bakın. Buzzer. Buzzer nedir? Buzzer da gene işte muhtemelen bir transistör veya diyot çeşidi, tam olarak bilmemekle beraber öyle tahmin ediyorum. Gene ne oluyor? İşte belli bir yönde geçirdiği zaman akımı ses çıkarıyor. Adı üstünde buzzer. Bu seslerle mesela işte bir sürü proje yapabiliyorsunuz. Arduino'ya falan bağlayıp ya da başka bir karta bağlayıp kodunu yazıp mesela istediğiniz notayı buzzer'a. Sensör nedir? Sensör şudur. Belli bir koşulu, yani etrafımızdaki koşulları bize anlatan şeyler. Bizim nasıl duyu organlarımız varsa, işte sıcaklığı, soğukluğu, renkleri, kokuları yani algılayabiliyorsak, sensörler de aynı şeyleri elektronik cihazlar için yapan almaçları aslında. Yani dışarıdan veri almalarını, değişiklikleri algılamalarını sağlayan araçlar. Bunlar da nelerle yapılıyor? Daha çok işte atomik düzeyde fizikle uğraşılıyor bunlar yapılırken. Maddelerin kimyasal özelliklerinden faydalanılıyor. Akım sensörü. Ne kadar akım geçtiğini falan, ona göre de bize veri veren sensörler. Bakın üzerinde LED'ler var. Onlara göre gösteriyor işte. Sıvı nem sensörleri. İşte şu gördüğünüz çatal gibi olan toprak nem sensörü, pardon. Kırmızı olan sıvı seviyesi sensörü. Diğerleri nem sensörleri. Sıcaklık sensörleri bu şekilde bakın. Bu da gene sıcaklıkla ölçüyor. Mesela atıyorum çok basit bir devre tasarlayabilirsiniz. İşte şu gördüğünüz en küçük nokta gibi olan sıcaklık sensörünü. Bakın sıcaklık sensörünün üstündeki aslında ne önemli biliyor musunuz? Oraya minnacık bir şey var orada. O madde önemli olan. O madde mesela sıcak olduğu zaman ne oluyor? Direnci artıyor falan işte, geçirmiyor ya da geçiriyor. Yani bu tarz mantıklarla çalışıyor bunlar. Çok basit bir devre kurabilirsiniz. Mesela işte elinizle o sensörü kapatırsınız. Kapattığınızda ne olur? İşte LED yanmaz, bırakırsınız yanar falan gibi bir devre kurabilirsiniz mesela. Gene işte bakın kartlaştırılmış hali var. Işık sensörü. Işık sensörü nedir? Işık sensörü LDR işte bakın. Bu şekilde gene aynı mesela aynı devreyi bununla da kurabilirsiniz. Üzerini kapatırsınız, ışığını kesersiniz.
Etrafta ışık olup olmadığını algılıyor. Gaz sensörü de aynı şekilde işte alarmlarda falan da kullanılan bu. İvme ölçer, jiroskop, Türkçesi jiroskop. Gyro da deniyor kısaca. Gyrolar ne işe yarıyor? X, Y, Z ekseninde işte gyrodan gyroya değişmek üzere ivmeyi ölçüyor. Yani bunun işte bir şeyi de var. Aslında bir topaç gibi düşünün. Bunların içinde öyle minnacık mikroelektronik, pardon nasıl denir? Mikroelektromekanik sistemler yani öyle diyeyim. Bir mekanik bir tarafı da var. Yani bir bilgi oluyor bunların içinde ve oynadığı yöne göre mesela robotun yönü ne kadar değişti? Onu ölçüyor. İşte mesela telefonumuzu ne yapıyoruz? İşte bakın. Kendime çevirdim, ışığı yandı. Bak. Kaldırdım, ışığı yandı. Görüyor musunuz? Bunu sağlayan şey bunun içindeki gyro. Bu telefonun kalktığını algılıyor. Ne oldu? Hangi eksende algıladı? Hem X hem Y'de mi algıladı? İşte bilmiyorum. Bir şekilde bu eksenlerdeki tüm işte ivmeleri ayarlayarak bir şeyler algılatıyor. Her sensörün olduğu gibi. Mesafe sensörü. Mesafe sensörünün bir sürü tipi var. İşte optik mesafe sensörü var. Ultrasonik mesafe sensörü var. Kızıl ötesi mesafe sensörü var. Şu gördüğünüz iki gözlü olan ultrasonik mesafe sensörü. Bu kızıl ötesi mesafe sensörü. Yani ışın gönderip alıyor. Bunların mantığı o yani. Alıp alamamasına göre de karşısında bir şey olup olmadığını ölçüyor. QTR de bir kızıl ötesi sensör aslında. Sadece mesela şu gördüğünüzden farkı, şu gördüğünüzden, şuradaki bakın, gördüğünüzden farkı ne şey dijital bu. Bu sensör, bu gördüğünüz sensör dijital. Şu mavi önünde siyah ve beyaz LED olan. Bu dijital kızılötesi sensörken bu analog kızılötesi sensör. Ve ne kadar fazla işte şey sekizlisi var, dörtlüsü var falan filan. Veri çeşitliliğini değiştiriyor yanılmıyorsam. Bu mesela gönderiyor ışığı. Geri aldığı ışığın ne kadar döndüğünü ölçüyor. Ne kadar döndüğü bize aslında renk skalasındaki yeri gösterir. Böylece biz bunu renk sensörü olarak kullanabiliyoruz. Ay. Öbürünü de şey siyah ve beyazı veya önünde bir şey var mı yok mu onu algılamak için basitçe kullanabiliyoruz. Basınç sensörü de işte gene basıncı algılıyor. Bak, bu şekilde de gözüküyor. Ağırlık sensörü de ağırlığı algılıyor falan filan. Üzerine binen işte. Switchler de bu şekilde. Bir devrenin anahtarı aslında bunlar. İşte elektriği açtığımız düğmeler de mesela. İşte ışığı açtığımız düğmeler de. Hepsi switch bunların. Akımı geçiriyor veya geçirmiyor bu şekilde. Bakın işte farklı farklı switch türleri var kullanacağınız yere göre. Ekranlar. Ekranlar niye gerekiyor? Bazen bazı şeyleri yazdırmak istiyoruz, göstermek istiyoruz devrelerdeki. Bu bir LCD ekran görüyorsunuz. Bu dokunmatik ekran. Yapacağınız projeye göre işte değişiyor. Kodluyorsunuz bunları işte ne bileyim buraya istediğiniz hücresini mesela minik minik ledlerden oluşuyor. İstediğiniz hücresini kodlayarak istediğiniz bir şekli mesela işte o ledleri yaktırarak oluşturabiliyorsunuz bu ekranlarda. Bluetooth modülü. Bluetooth modülde yapacağınız projeye Bluetooth ekliyor. Ağsız olarak işte ama şey kablosuz olarak bağlanabilmenizi sağlıyor yani. Diğer Bluetooth olan cihazlara. Bunu mesela uzaktan kumandalı arabaya parktan kullanabilirsiniz. Röle ne yapar? Röle de gene bir anahtarlama sağlar. Belli bir yere kadar mesela akım üzerinden geçirir. Belli bir yer olunca atıyor mesela içindeki bir kısım. Gene kapasitör, transistör falan bakın birleştirmişler bir şekilde bizim için. Ve kartlaştırmışlar. Buralarına biz ne yapıyoruz? İşte kabloyu getirip tornavidayı sıkıyoruz. Bağlantı sağlıyoruz kolaylıkla. Yani şuradaki o çubuklara bağlamaktan daha kolay.
Motor çeşitlerimiz var, bir de bilmemiz gereken. DC motor. DC motor nedir? Doğru akımda çalışan, akımı direkt mekanik enerjiye çeviren motordur. Başka da hiçbir özelliği yoktur aslında. Bu kadar. Yani bunlar hep manyetik alanına falan dönerek çalışıyor zaten. O kısmı biliyorsunuz. Servo motor nedir? Servo motor konumunu ve derecesini ayarlayabilen motordur aslında. Bu da çoğu projede çok işimize yarar aslında. Mesela atıyorum siz robot odamızda mesela bizim bir robotik kolumuz var. İşte onu kolu ne yapıyor? Böyle büküyor, böyle kaldırıyor. Böyle büküyor, böyle kaldırıyor. Biz bunun için DC motor kullansak motor bu tarafa döner. E biz o motoru tekrardan bu tarafa nasıl döndüreceğiz? Ters bağlamamız lazım falan. Karışıyor olaylar. Ama servo olaya girdiği zaman ne oluyor? Diyorsun ki 90 derece sıfıra geri döndür. 90'a götür sıfıra döndür falan filan. Dereceleri ölçebiliyor yani. Bir diğer motor çeşidimiz ise step motor. Burada da bir step motor sürücü kartı var. Bu motorların hepsini sürücü kartlarıyla işlemcimize bağlıyoruz. Bu ne demek? Normalde siz bunlara akım verirseniz çalışır, akım vermezseniz çalışmaz. Bunların olayları bu. Yani tek başına pille bunları çalıştırmaya çalışırsanız. Ama siz mesela diyorsunuz ki işte 2 saniye çalıştır, 2 saniye çalıştırma. Bunu motor sadece pile bağladığınız zaman anlamaz. Bunu ne yapmanız lazım? Alıp işte kodlamanız lazım. Kodlayacağınız yere de motoru direkt bağlamazsınız. Direkt bağladığınızda da gene sadece güç alır oradan. Bunun için de gene motor sürücü kartını alırsınız ve işte dijital analog artık her neyse veri alıp verebilen inputlara, outputlara bağlarsınız, pinlere bağlarsınız ve o şekilde iletişim kurmasını sağlarsınız. Step motor nedir peki? Dağılmadan. Step motor belli aralıkları kendine adım olarak belirlemiş ve bu adımları sayabilen, bu adımlara göre hareket eden motorlardır. Ne demek istiyorum yani? Bir turunu sayabilen mesela step motor 360 derecelik motordur. 90 derecelik adımlarını sayabilen motor 90 derecelik step motordur. Siz bunların devir sayısını falan bir formülü var. Bunu o şekilde hesaplayabiliyorsunuz. Ve böylece kontrol kodlarını oluşturuyorsunuz. Bu şekilde enkoder nedir peki? Mesela atıyorum enkoderin aslında asıl tanımı şu arkadaşlar. Sadece motorlarda kullanılan bir şey de değil aslında yani. Enkoderin asıl tanımı mekanik bir şeyi koda çevirebilen, kod olarak tanımını alıp kartlara iletebilen şeydir enkoder. Motorlarda peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? Projelerimizde nasıl kullanıyoruz? Yani zaten adı üstünde enkoder yani kodlaştıran. Motorlarda peki biz bunu nasıl kullanıyoruz onu anlatacağım. Mesela DC motorda neyi, dereceyi, işte step'i hiçbir şey sayamıyoruz değil mi? İşte DC motora mesela enkoder takınca yani tabii ki daha tam olarak ayrıntısını bilmek lazım, araştırmak lazım. Kullanmadan nasıl bir enkoder kullanacağınıza falan göre değişir. Derecesini saydırıyorsunuz, turunu saydırıyorsunuz o enkoder sayesinde. Böylece işte o motoru öbür motor gibi kullanabiliyorsunuz. Bazen çünkü buna ihtiyaç oluyor. Yani direkt step falan kullanmaktan daha avantajlı olabiliyor. Yapacağınız projeye bağlı tamamen. Peki fırçasız fırçalı motorlar diye bir mevzu var. Yani bu nedir? Şöyle fırçasız motorlar aslında mekanik olarak daha basitler. Ama bunların bağlantılarını yapmak ve daha verimliler bu arada. Daha hızlı, daha işte tork gücü olan, daha verimli bir motor aslında hep fırçasız motorlardır. Çünkü fırçalı motorların içinde işte sürtünme oluyor, sürekli aşınma oluyor ve bu şekilde verimini kaybedebiliyor. Ama gene de işte fırçalı motorlarında bir takım avantajları var. O da nedir? Mesela tork dalgalanmasını bunu ayrıntılı şekilde araştırabilirsiniz. Biraz şey bir konu. Teknik, bayağı teknik bir konu. Araştırmanızı öneririm yani. Fırçaları kullanmamızın sebebi ne? İşte bazen biz şey istiyoruz yani
Belli bir hız sınırını mesela geçmek fırçasızda daha kolay. Fırçalı da mesela belli bir hıza kalabilirsiniz falan. Onun dışında mesela işte tork dalgalanması olmasın istiyoruz. Mesela o zaman fırçalı kullanıyoruz. Yapacağınız projeye göre değişir. Yani bir de şöyle bir şey var. DC'nin, serverless hepsinin fırçalı fırçasız modelleri olması lazım. Yani onların da ayrı ayrı özellikleri var. Mesela birbirlerine göre avantajları, avantajsızlıkları falan filan. Bu şekilde. Yani piyasadaki motorların çoğu da fırçasızdır yani. Motor sürücü kartları. Motor sürücü kartları az önce anlattım. Burada da örnek resimler koydum bakın. Joystick de mesela atıyorum uzaktan kullanılı bir araba yaptınız gene ya da işte aynen yani, o tarz projelerde kullanabileceğiniz bildiğimiz joystick ama onun devre için bakın küçültülmüş hali. Optokuplör var bir de. Optokuplör de gene anahtarlama yapıyor. Diğerleri gibi akımı belli yöne geçiriyor, belli yöne geçirmiyor. Mikro işlemciler. Mikro işlemciler nelerdir? Bunlar aslında veya mikro denetleyiciler işte şey yapıyorlar. Beyin görevi görüyorlar bir cihaz için. Biz kodumuzu bunlara atıyoruz. İşte kartlaştırılıyor bunlar işte başka komponentler de eklenerek. Veriyi işliyor aslında bunların olayı o. Bu mikro işlemcilerin basitleştirilmiş hali de diyebileceğimiz şey mikro işlemci kartlarının daha doğrusu şeyler yani geliştirme kartları, maker kartları. En bilineni şu anda en popüler, en yaygın olanı nedir? Arduino'dur. Arduino Uno var. Bakın bu koyu mavi olan Kuno. Aslında orijinali bu şekilde turuncu. Ama şey turkuaz pardon. Modelleri bu şekilde yazıyor. Mesela bu Uno R3 bu. Megası var. Maker Uno mesela çok daha basitleştirilmiş hali. Nanosu var. Yapacağınız projeye göre kullanacağınız Arduino çeşidi değişiyor. Burada mesela bunlar Raspberry Pi'lar. Raspberry Pi çok daha gelişmiş bir kart. Robot yapmak için değil aslında bilgisayar kartı olarak tasarlanmış bir kart. O yüzden mesela kontrol kodlarını falan bu Arduino'da yazmak çok basit. Çünkü sebebi zaten robot yapmak için tasarlanmış. Burada da görüyorsunuz işte bunlar Raspberry Pi'ler. Bu mesela Pico'su. İşte 3'ü var, 4'ü var, 2'si var. Mesela işte gene gereksiz bir ayrıntı belki ama daha düzgün robotlar yapmak istiyorsanız, mesela dışarıdan böyle devre devre gözükmesini istiyorsanız, işte kutuları falan var. Yani bu şekilde yani robot tasarımınızda güzel güzel yapabilirsiniz aslında ama asıl önemli olan kısım önce devreyi kurmak, robotu çalıştırmak. Bu Orange Pi. Bu da bir başka geliştirme kartı. Bu Banana Pi. Yani bir sürü var. Bu STM mesela. Bunlar da STM'leri. Bir sürü çeşidi var. Buraya da bir önceki ya buraya da genel olarak tekrardan izlemenizi istediğim videoların linkini koydum. Slide boyunca koyduğum videoları da ayrıca izlerseniz çok memnun olurum. Bir sonraki dersimizde Arduino'nun pinlerinden, kullanımından ve proje örneklerinden devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.